Sen uçtuğunu iddia ediyorsun. Hayır, uçmadım. Paraşüt. Paraşütüm var. Evet, uçtuğunu iddia ettiği bilgisi bana geldi. Fakat uçmakla paraşütle atlamak arasındaki fark nedir? Yani o tam olarak, yani o hobiyi biraz anlatsana. Ya uçmak Süpermen'e mahsus bir şey. Süpermen'e mahsus tabii, bir şey. Tabii o Süpermen. Doğru. Bizler insanoğlu sadece uçaktan atlarız, paraşütümüzü açarız. Ben de geçen yaz onu yaptım sadece. Okey. Bu arada ne kadar tatlı insanlar. Bak, uçuyorum diyorsun, alkışlıyorlar. Hiç kimse inanmamazlık etmiyor. Bak, vallahi. Aa uçuyor mu falan filan ben değil. Ben uçuyorum. Ya ay Allah'ım ya. Okey. O zaman peki bu uçmak muhabbetin üzerine gerçekten uçtuğun görüntüleri görebilme şansımız var mı? Hazırsa görebilir miyiz? İlk deneyimini anlatsana. Yani bak ben gerçekten mesela ya birisi bana balkondan sana şey aşağıdan sana sesleniyorlar dese dördüncü kattan böyle bakarım. Yani ne oluyor falan derim. Hiçbir zaman insanlar gibi korkuluklara böyle dayanamıyorum. Çok korkuyorum. Güzel bir kız seslense mesela. Çok güzel bir kız çok seslense. Çok güzel bir kız. Misal böyle. Şunun mesela gibi mi? Mesela Conan O'Brien'in yeğeni seslense. Ya. Oo, iyi. Ben hiçbir zaman konuğuma güzel iltifatlarda bulunamayacak mıyım? Tuna, böyle rezilliğe gelemiyorum. Lütfen. Şunu çok böldük, özür diliyorum. Ya bu uçma hadisesi, yani bir kere bu ya böyle bir korkun var mıydı yoksa korkusuzca direkt bodoslama atladın mı? Ya benim çok merakım vardı o paraşütle atlama işine. Selçuk'ta da yapıldığını, İzmir Selçuk'ta da yapıldığını öğrenince zaten Hayko Cepkin bir programa davet etmişti. Bizim başka bir deli Can Bonomo ile beraber öğrenci olarak böyle bayağı orada eğitim aldık. Yani ben diyorsun ki sadece selebriti ve tanınmış kişilerle atlarım. Hayır öyle bir şey demiyorum. Bırak Allah aşkına, hiç halktan biriyle atladın mı? He? Hiç şu insanla veya şu kızımızla atladın mı? Hayır. He? Atladı mı? Atladı mı? Ben niye bir anda kötü hayır, oldum tabii ya? Hayır tabii ki atlamayacak İrem. Ne demek? Tabii ki atlamayacak. Orada... Hayır. Nasıl? Ben mi? Ben... Arkadaşlar hayır. Hayır. Şu yangın söndürücüyü kullandırtmayın bana. Ben daha deminden beri ne diyorum? Benim korkum var. Ben atlayamam. Ben ne ünlü ne ünsüz hiç kimseyle atlayamam. Tek başıma da atlayamam. Bu benim yenemediğim bir korku. Fobi. Sonra hala atlayışlara devam ediyor musun? Yazın eğitimini aldım. 20 küsür kere falan atladık. Ama şu an kabus olarak rüyalarıma giriyor. Kabus olarak rüyalarına giriyor. Evet, şu an atlayamam gibi geliyor bana. Korkuyorum. Peki bundan başka böyle tamam atlıyorsun, uçuyorsun, okey. Bana göre fobi, sana göre hobi. Evet. Başka neler var? Başka inan hiçbir şeyim yok. Bir uçmam var. Doğru, şovlara yangın tüpüyle evet, bir de o huyum katılmak. Var. Yok, hiç kötü, başka hiçbir şeyim yok. O zaman ben senin daha ziyade başka hobilerinden bir tanesini bulayım. Sen sevgili Beyazıt'a bir
günlük yazmışsın. Hay dedim ben. Yani günlüğünde bir şeyler, bir duygular böyle bir boşalmış. Doğru mu? Söyle tamam, platonik söyleyeceğim. 13 yaşındayım yani. O hikaye tam olarak nasıldı? Aa bilmiyor musun? Hadi be! Bir dakika ya. Nasıl bilmiyorsunuz? Ya? Ya. Yani hiç mi 13 yaşında böyle senin platonik? Yok, bir ben. Yok, 13 yaşında sadece yani. Bendim. Evet. Önce şu günlük meselesinden biraz ufak bahset ki. Tamam. Zaten 13 yaşındayım. Ufak. Mesele de ufak. Çok evet, 13 yaşında ufak şey oluyorsun. Yani. Doğru. Ben 13 yaşındayım. Beyazıt'ta 30 yaşında olması lazım. Yaş farkı, engel var. Hiç yaş farkı yok ya, farkında mısın? Yok. 110 yaş hiç fark değil. Hiç. Sağ ol. Ya o stand-up yaptığı senelerde Sivas'a da stand-up yapmaya gelmişti. Ben de aldım biletimi, gittim böyle, beğeniyorum yani. Oo, biletli. Biletli. Hmm. Helal, çatır çatır gitmiş. Beyazsız'da yazmıştım işte böyle, onunla aynı şehirde olmak çok güzel bir şey. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Son olarak da şöyle bir not düşmüşüm. Bir gün onunla tanışmak istiyorum diye bitirmişim. Sonra yıllar sonra Beyaz Şov'a katıldığımda da ona orada sürpriz hiç söylemedim o dakikaya kadar. Sürprizi böyle onu okuyup verdim. Ona hediye ettim o sayfa. Onda günlüğün diğer tamamı bende. Ne isimler ne isimler. Ay canım. Peki. Ey İrem Sak. Ey. Ben sana soruyorum. Bu elimdeki 3 günlüğe nasıl cevap vereceksin? Bu elimde görmüş olduğun 3 günlüğe nasıl hesap vereceksin? Ha? Montaj. Sizce bunda neler var? Hiçbir şey yok. Okey. Demek ki platonik sadece bir kişiye olunmuyormuş. Arkadaş. O zaman bu güzel pembiş günlük İrem Sak'ın bana yazdığı günlük. Sevgili İrem, hepimiz hata yapıyoruz. Ben de yapmışım. Nereden, nereye, yapmışım, nereden? Yapmışım, yazmışım. Ne yazmışım? Hatırlamıyormuşum bana. Hatırlamıyorum vallahi. Al ne? İstersen bu günlüğü al ve ambiyans eşliğinde bizlere dillendir. Eyvah. Sevgili günlük, Ali hiç tipim değil. Yo. Ya ben kaşınmayayım, adam sunucu değil mi? Buyurun. Tamam. Sevgili günlük. Bugün 14 Ekim 1998 Çarşamba. Biraz önce okuldan geldim. Yine her zamanki gibi sıkıcı bir gündü. Matematikte yeni bir üniteye geçtik. Ama benim aklım bambaşka yerlerdeydi. Motor Necla bana taktı. Ona neden motor dediklerini bilmiyorum. Ama sanırım çok hızlı konuştuğu için olsa gerek. Saf. Beni tahtaya kaldırıp problemi çözmemi isteyince ve çözemeyince bana senden bir cacık olmaz dedi. Senden bir cacık olmaz. Başka bir gün olsa bu lafın üzerine hüngür hüngür ağlar ve tüm sınıfı birbirine katardım ama bugün farklıydı. Sınıfımıza misafir bir öğrenci geldi. İsmi Ali'ydi. Ali biçim. Ne hoş bir isim. Kendi okuldan uzaklaştırma aldığı için onu bir günlüğüne Sivas'a sürgün etmişlerdi. Şen kahkahasıyla tüm dikkatler üzerine çekiyordu. Yanına gidip tanışmak istedim. Fakat etrafı kız doluydu. Ve ben bunu yapmaktan utandım. Bir
birkaç kere göz göze geldiğimizi hatırlıyorum. Fakat sanki bana inat yaparmış gibi motor Necla tam kesiştiğimiz sırada bu sefer de Ali'yi tahtaya kaldırdı. Ulan hem cezalı hem de dersi kaynatıyorsun. Ne biçim çocuksun sen Ali dedi. Bunun üzerine Ali, hocam ben sevgi ve barıştan yanayım. Yaşasın ilkokulların kardeşliği deyince tüm sınıf gözyaşlarına boğulduk. Ali biçim. Ali biçim, seni asla unutmayacağım. Umarım hayat bizi başka bir yerlerde tekrar karşılaştırır. Başka bir yerde, başka bir zamanda tekrar tanışmak ve kaynaşmak dileğiyle. İrem Sarp. Biraz izdivaç şiiri gibi oldu ama. Ha? Vallahi evet. Ama işte tabii ki olay burada bitmiyor. Sen Beyazıt'a platonik ama aynı zamanda bana da platonik. Neymişim ve ben de İrem'e platonik. Sevgili günlük. Ne haber? Bugün 17.10.1998 Cumartesi. Yine her zamanki gibi günlüğümü cumartesi akşamı haftalık olarak yazıyorum. Malum, yoğun bir insanım. Bu hafta çarşamba günü. Sanıyorum ki bu 11 yıllık koca hayatımın en ilginç günlerinden biriydi. Okuldan uzaklaştırma almış ve Sivas'taki başka bir okula bir günlüğüne sürülmüştüm. İnternete düşmüş bir videom var o sıra. Ünlüyüm yani sevgili günlük, anlıyor musun? Küçük büyük ihtiyar, kızlar, delikanlılar hepsi peşimde. Etraftakileri güldürüyorum ediyorum derken bir çift gözle karşılaştım. Halamın gözleriymiş. Şaka şaka. İrem'miş adı. İrem Sak. Görür görmez cız ettiği için o kızıl saçlar, o ördek dudaklar pırlanta gibi. Ama gidemedim işte yanına. Hayallerimin kadını. Biliyorum ki bir yerlerde karşılaşacağız onunla. Nasıl olacak? Ama karşılaşacağız onunla. Ya. Ne ben kadar? Ben şimdi 11 yaşında da mı kızılmışım? Sen 11 yaşında kızılmışsın aldığımız verilere göre. Okey, tamam o zaman. Şaka gibi ya. Genç yaşta yediğimiz nanelere bak. Ama ne enteresandır ki bu hadise benim 19 yaşımda tekrar devam ediyor. Ne? Sevgili günlük. Bugün başıma çok ilginç bir hadise geldi. 23 Ekim 2006. Yani 19 yaşındayım. Yanıma zırhlı bir araç yaklaştı. Ve camını diye indirdi. İrem'i gördüm. İrem Sakı. O da beni gördü. O yine kızıldı fakat bu sefer benim kafamda peruk vardı. Neyse günlük, şimdi hiç oralara girmeyeyim, o tarz değil. 19 yaşında yiğit bir delikanlı olarak sizlere tavsiyemdir. Hayallerinizi ne olursa olsun, ne olursa olsun, asla ertelemeyin. Şaka gibi her şey, şaka gibi. O ona platonik, bu buna platonik vesaire vesaire vesaire. Sen benim ortaokuldaki halimi hatırlıyor musun? Hayır. Niye birbirimizi bozuyoruz? Tamam hatırlıyorum. Daha bunun çıkışı var. Niye birbirimizi doğru bozuyoruz diyorsun, ya? Evet. Benim çok enteresan bir çocukluk videom var. Hatırlar mısınız? Ortaokul mezuniyet konuşmam. Fox'la birlikte çalışmamı onunla biraz böyle montajladık. Bakalım ne çıkmış. Hıh!
Fakstan Ali biçim, mekan Zeytinburnu. Çok memnunum. Burada talk show yapacağım için çok memnunum. İnşallah herkes bizi izler. Tabii ben de izleyeceğim. Yayınlanırsa. Allah nasip ederse. Yayınlansın, o zaman göreceğiz. Anya'yı, Konya'yı. Şimdiden herkese haber salın. Küçük büyük ihtiyar. Kızlar, delikanlılar. Fox'ta çok güzel yıllarım geçecek. Çok seviyorum bu kanalı. Herkese şimdiden iyi seyirler. Daha demin yayın sırasında, yani yayın arasında bu ne bu ne diye sallayıp durup bozduğun şey benim dekorumdu. Benim imajıma böyle lekelemene izin vermeyeceğim. Ben öyle bir şey yapmadım. Yaptın mı? Yapmadım. Yapmadım. Okey. Yapmadım. Okey. Çok doğru. Sen çok doğrucusun. Sen çok doğrucusun. Benim bir halam var. Hiç duydun mu? Halam benle irtibatı kesti fakat insanlarla irtibatı hala devam ediyor. Ve doğal olarak bana bu nacizane kutuyu gönderdi. Bu kutu halamın esrarengiz sorularıyla dolduğu gizemli bir kutu. Bu çok basit bir sistem. Bu lanet olası kutuyu açacağım. Halamın kutusu diye bir soru alıp bu suali sana aktaracağım. Buyurun. Senden cevabı alacağım. Hadi. Senden alacağım cevaba göre devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Süper. O zaman bu lanet olası kutuyu karıştırıyorum. Karıştır. Allah'ım, böyle ambiyanslı girişler yapıyoruz. Soruya geliyorum. Bedduan var mı? Varsa tutar mı? Ya beddua etmem. En son kime beddua ettin? Yalan yok. İçeride bir söylendin. Hayır, ben dur, bu şovum bir dakika, falan. Ettim. Ama hakkımı helal etmiyorum beddua mı? Değil. İrem, bilmiyorum. Okey, o zaman. Yani hakkımı helal ettim. Bir beddua helal çeşidi benim midir? Yani maksimum bir insana böyle hani kötü niyetim var. Ben hakkımı helal kim etmiyorum o dedim. Üç kişi. İsim vermek istiyor musun? Hayır. Verme. Onlara asla prim vermeyeceğim. Halamdan gelen ikinci soru. Vatana, millete hayırlı bir evlat olduğunu düşünüyor musun? Onu ben cevap vermeyeyim. Onu anama babama sorman lazım. Nasıl yani? Anama babama sorman lazım. Süpersin. Onu. Sen bu kadar sert cevaplarla geldikçe ben de bu lanet ama olası yani, kutuyu... Ama yani vatana, millete hayırlı bir evlat olduğumu düşünüyor muyum? Bu çok şey olur ya. Anneme babama sormak bak, lazım. Bak bak, halama bak bak. Vazgeçemediğin üç şey söyle. Ailem. O eskidendi. Kim o? Beyaz dedim. Beyaz. Ailem dedim. Hı hı. Sağlık. Ali. Sağlıktan kim? Ali mi? Yok be. Ya yok artık. Son soru, son soru. Senin için çekiyorum. Vay halama bak. Hiçbirini ya da bir şeyi yakmak, kundaklamak istedin mi? Hayır. Hadi, sende öyle bir tip var. Böyle bir dakika. Bir... Var var var. Yangın tipiyle gelen insana böyle soru sorulur mu yani? Doğru. Asla. Doğru 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 doğru. O zaman... Of 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 of. Kalbi sevgiden yana, gönülden bağlı bana, yüreğim yana yana, birini seviyorum. Hayır, hemen şakşaklama. Benim sesim o kadar da iyi değil ama çok daha iyi bir ses gelsin artık. Ben de sabırsızlanıyorum. Tuğba Özel! Evet, sağ olun. Her ne kadar ayağımda bir yüksek taban olsa da cüceliğimi mazur görün. Estağfurullah. Cüceyiz, yapacak yok bir şey yok.
İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bu benim ilk programım. Sizi beklettik. Kusura bakmayın. Çok güzel olacak sayenizde. Ben İnşallah. Bu sizin en son dediğiniz şekilde bu derin darbe ismini verdiğiniz şeyi sabırsızlıkla dinlemek istiyorum Süper. Ki ondan sonra müthiş bir şekilde devam edelim. Sahneyi size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Tuba Özert. Ayrılık derin bir darbe, zarba iki kişi galbe, bu gece her yerde seni aradım durdum. Aradım durdum, esas da neden? Kırdım mı bir kere kalbini ben? Elimde koymuş gibi buldum anıları, acıları yeniden. Dedim ki kalk hadi dışarıya çık. Kapatma kalbini onun ki açık. Başka türlü geçirmez bu saçma kederden. Neler Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.